Herkese günaydın. Çok kısa değineceğim endekse ve hisselere. Bir de Turkcell'de bir bozulma var. Turkcell'e bugün çok girmeyeceğim. Grafikte temettüden dolayı. O yüzden Turkcell'e girmeyeceğim. Endeksi ve diğer hisseleri de çok kısa yorumlayacağım. Zaten geçen hafta Perşembe günü bir video yayınlamıştım. Olabilecek dalga yapısı hakkında. Beklediğimiz gibi ilerledi. 97.700 civarından buradaki 5 dalgalık bir tepki olacağını, 4. dalga belki kısa kalabilir ya da bura 99.700'e kadar tekrar uzayabilir demiştim. Ama burada 4 biraz daha kısa kaldı. 5 dalgalık hareket bitti. Şimdi burada 99.700-99.800 aralığına, minimum 99.300 diyelim. Bir tepki bekliyorum tekrar. Belki şöyle söyleyeyim, 99.100-99.300 diyelim. Buralara kadar bir tepki, şöyle B dalgası kısa kalsa bile gelecektir. Ardından tekrar aşağı yönlü bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Endeksin durumu böyle. Yarın ya da çarşamba günü daha detaylı bir analiz atmaya çalışacağım ama bu aralar biraz yoğun olduğum için böyle bugün kısa değinmek istedim. Yani buralardan 97.780 civarına zaten 98.100 altına 97.780 civarına bir hareket beklediğimi söylemiştim. Buralarda hareket artık, yani bu düşüş hareketi şimdilik son buldu diyebiliriz. Şimdi bir B dalgası tepkisi bekliyorum. 99.800-99.300 aralığına diyelim. Şimdi Viyop'ta şuradan eski dalga yapıları şöyle. Burada bugün bu grafik düzelecektir. Buradan devam edeceğiz ama şöyle birbirine şöyle vade geçişinden dolayı gaplı açılışlar olmuş gibi görüyor. Buradan devam edeceğim. Şimdi Viyop'ta da 122.875 civarı burada realize olacağını hareketin. Buradan yukarı tepki beklediğimi söylemiştim. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada da yine aynı şekilde Viyop'ta 124.725-125.700 aralığına bir tepki gelebilir. Şöyle hatta işaretleyelim. Bu iki aralığa 124.650-125.700 aralığına buradan bir tepki gelebilir. Kısa kalması durumunda 124.150 civarından dönüş de olabilir. Ama dediğim gibi burada bu 3 aralık 124.150, 124.650 ve 125.700 civarı, ki ben 125.700 civarına gelmesini bekliyorum. Bu 125.700 civarından tekrar 120.300, 119.675 aralığına bir hareket gelecektir diye düşünüyorum. Garanti Bankası'na bakalım. Önce Akbank'a bakalım. Şimdi Akbank'ta şöyle etkisel bir dalga olacağını, devam edeceğini söylemiştim. Yalnız şöyle bir durum var. Yani burada Akbank'ta iç dalgalara baktığımızda buradan bir tepki gelebilir. Şunu artık iptal edelim. Şimdi şöyle söyleyelim, Akbank için burada Fibo'ları hemen işaretleyeyim. ...7.15 civarına buradan maksimum, ama kısa da kalabilir burada. 7.04-7.16 civarına diyelim. Bir hareket, Akbank'ta bir tepkisel bir hareket gelecektir. 7.04-7.16 aralığına. Şöyle bir tepki düşünün. Şöyle bir zikzak yaparak buralara gelecektir. Ben buradan en azından 7.15-7.04 aralığına bir tepki bekliyorum.
Akbankası'nda. Ondan sonra Akbank'ta da tekrar aşağı yönlü 6.65-6.59 civarına bir hareket izleyeceğiz. Ama bu hani 7.15-7.16 dediğim gibi belki kısa kalabilir. Yani bu kadar uzun gitmeyebilir. O yüzden 7.04 rakamını da önemseyelim Akbank'ta. Eğer geçemezse tekrar buralardan aşağı bir hareket gerçekleşecektir Akbank'ta. En azından şuralara. Belki hani şurada beklediğimiz gereken tepki, yani yukarı yönlü iyi bir tepki, bu 6.59 civarından belki burada 6.89 civarına tekrar bir tepki gelecektir Akbank'ta. Garantiye geçelim. Şimdi garanti beklediğim gibi şurada 9.23-9.07 aralığında bir realize olacağını, ama 9.23 civarı özellikle önemsediğimi söylemiştim. Şimdi burada yaklaşık 9.18 civarından realize oldu. Şimdi ben Garanti Bankası'nda en azından 9.44-9.54 aralığına şöyle bir zikzak bekliyorum. Ondan sonra tekrar 8.89 civarına yön aşağı olacaktır. Burada Garanti Bankası'nda. Yani burada da şöyle dalga yapısını, bu içseldeki A dalgasını şöyle işaretleyebiliriz. Bakın 5 dalgalık bir yapı olarak burada işaretleyebiliriz burayı. O yüzden şimdi Garanti Bankası'nda da ben 9.57, 9.49, 9.44-9.57 aralığına bir tepki bekliyorum. Ya kısa kalması halinde Garanti Bankası'nda da aynı şekilde şöyle bir dalga belki görülebilir. Ama ben en azından buraya tekrar ilk önce 9.44, 9.26 ardından 9.57 şöyle bir zikzak yapmasını Garanti Bankası'nı bekliyorum. 9.57 geçemediği sürece aşağı satış baskısı artar. Tekrar 8.90'lara bir hareket izleriz. Halkbank'a geçelim. Halkbank'ta da şöyle ...5.35 civarına buralardan bir tepki gelecektir, ama tekrar buradan 5.35 civarından maksimum 5.43'e kadar uzar diye düşünüyorum. Ama hani oraya kadar gider mi bu dalga yapısı bilmiyorum. Yani hani 5.43'e kadar uzar mı bilmiyorum. Satış baskısı çok fazla Halkbank'ta. O yüzden 5.35-5.43 bu aralığa gelse bile ben tekrar ardından 5.11, 5 aralığına bir hareket Halk Bankası'nda hala beklentimi koruyorum. Tüpraş'a geçelim. Şimdi Tüpraş'ta şöyle, ben Cuma günü de söylemiştim, şöyle yukarı doğru hareket olabilir. 125 civarında, yaklaşık 127-20 civarına. Bu hareketi zaten yaptı. Şimdi burada bir ABC, ben yani burada eğer 127-20 civarını tekrar Tüpraş geçemezse 120.30 civarına aşağı yönlü bir hareket bekliyorum Tüpraş'ta. Burada dalga yapısı hala devam ediyor aşağı yönlü. Yani gereken tepkiyi verdi. Ya Tüpraş'ta endekse nazaran ve Garanti Bankası'na, bankalara nazaran Halk Bankası gibi biraz daha satış ağırlıklı düşünüyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 127, 120, 126, 60, 127, 20 aralığı önemlidir. Geçebilirse belki tekrar 130.30'lara kadar bir tepki olabilir, ama şu an için en azından çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Buralarda oyalanacak gibi bir süre. Yani belki 127, 20, 123, 20 aralığında bir süre zikzaklar çizip yatay bir seyir izleyebilir. Türk Hava Yolları'na geçelim. Burada da 5 dalgalık bir şöyle bir hareket yaptı. Ya aslında burayı terminal de sayabiliriz. ABCX şöyle ABC şeklinde 5 dalgalık bitkisel bir hareket olarak da sayabiliriz. Ama ben 11.50 civarından Türk Hava Yolları'nın tutunabileceğini söylemiştim. Hatta oralardan 11.90'lara bir tepki olur diye düşünüyorum. Şimdi ama ilk etapta 11.72, 11.60, belki 11.60'larda tutunursa, yani 11.72'den sonra gelecek harekette şöyle 11.60'larda tutunursa
11.59, 11.60 civarı. Şöyle bir hareket beklentim var Türk Hava Yolları'nda. Yani şu an B dalgasını yapmasını bekleyeceğiz. B dalgası da muhtemelen 11.86, 11.91 aralığına olacaktır. Ama şöyle kısa kalırsa da 11.72 civarında da sonlanabilir. Ama ben 11.72 en azından 11.72, 11.86 aralığına uzarsa 11.91 civarına bir hareket buradan Türk Hava Yolları'nda bekliyorum. Yani şöyle bir zikzak beklentimiz var şu an. B dalgasını yapacaktır Türk Hava Yolları. Tam istediğimiz gibi ilerliyor. Ondan sonra zaten 11.91 civarından tekrar 11.29, 11.16 aralığına ya da 11.38, 11.29 aralığına aşağı yönlü bir hareket izleyeceğiz. Asel sana bakalım. Şimdi Aselsan'da şöyle hala şuradaki aslında A dalgası devam ediyor ama içselde şöyle A, B, C şeklinde. Burada da 18.50, 18.45 aralığı geçilmedikçe biraz daha endeksin diğer hisselerine göre, Türk Hava Yolları ve bankalara göre, Tüpraş ve Halkbank'ta beklediğim gibi burada biraz daha aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Belki 18.50 civarı geçirirse 18'lere tekrar bir tepki olabilir. Yani şu şuraya A, şuraya B, şöyle C, bakın burayı demeyelim, burası şöyle. Şöyle bir hareket de belki dalga yapısı olarak gerçekleşme ihtimali var. Ama 18.50 civarı geçirmedikçe bu şu yapıyı çok fazla önemsemiyorum. Buradaki durumu. Hatta belki eğer şey olursa, bu 18.50 geçilirse 18.96 civarına da uzayabilir. Burada Aselsan için söylüyorum. Ama 18.50 geçirmedikçe şu hareket, yani şurası B dalgası gibi kalacaktır. Ardından C 17.99, 17.72 aralığına bekliyorum. Yani şu an beklentim 18.50 civarı geçilmedikçe 17.99, 17.72 aralığına bir dalga. Ardından gelecekse bile tepkiler bence burada aşağıdan gelmeli, yukarı doğru diye düşünüyorum. Yarın ya da çarşamba günü dediğim gibi daha detaylı bir analiz yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta diliyorum.